Havalı kadın olmak birçok kadının ortaya çıkarmak istediği bir şey aslında. Şimdi dişili enerjiden tutun da cool kadın olmayı araştırmamızın aslında araştırmamızın derken yani sizlerin araştırmasının nedeni de bu arkadaşlar. İşin ilginç tarafı havalı kadın bunu hava atmak için yapmıyor. Aynısı erkekler için de geçerli. Hava atmak için bir şeyler yapmaya başladığın zaman işte o hava sönmeye başlıyor ve çoğu zaman da havalı olmayı hava atmakla karıştırabiliyoruz. Abartabiliyoruz bazı şeyleri havalı kadın tarifini birazcık açalım isterseniz arkadaşlar. Havalı kadın ilişkilerdeki davranışlarıyla, flört tarzıyla, beğenilen, yanında olmak istenilen, otantikliğiyle, kendi özgünlüğüyle dikkati çekmeyi başarabilen ve erkeklerin aslında daha çok çekildiği, yanında olmak istediği kadın modeli diyebiliriz. Bazı kadınlar çok iyi yapabiliyor. Şimdi burada dediğim şeyleri kabul etmeyebilirsiniz ama gerçekten havalı olmayı organik yoldan Nasıl sağlanacağını merak ediyorsanız bu video sizlere göre kolaylıkla klonlayabilmeniz için kendi özgünlüğünüzle, otantikliğinizle kendinize katabilmeniz için size stratejilerini çıkardım. Havalı kadınlar havalı kadın olmayı önemsemiyorlar. Zahmetsizce bu gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi havalı kadın olmayı önemsemiyor derken bu aslında sizin zahmetsizliğinizle ilgili bir durum. Çünkü havalı kadınlara baktığında kendilerine ait, şahslarına münasır bir tarzları var. Onaylanmayı, ilgi çekmeyi beklemiyorlar. Dolayısıyla onaylanmayı ve ilgi çekmeyi beklemedikleri için havalarını daha da çok arttırıyor. Yani hava atmakla uğraşılacak bir şey değil. Tamamen bu içinde bu özgüveni hissettiğin zaman aslında hava atmakla ilgili bir kaydın olmadığı zaman bu kendi özgünlüğünü ortaya çıkıyor. Havalı erkek de gene hava atmak için uğraşmıyor. Bu kendi otantikliğinde olan bir şey. Şimdi bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Birinci nokta giyim tarzlarıyla aslında farklılar. Yani karşı taraf karşı cins farklı bir şeyler var bu da diyor farklı bir şeyler var yani daha sıra dışı bir şeyler var farklı hobileri var farklı tarzı var şimdi bunu dedirttiğin zaman işte o cool duruş da o havalı duruş da gelmeye başlıyor şimdi giyim tarzından ne demek istiyoruz kişinin kendi karakterini zevkini duruşunu yansıtması lazım şimdi giyim tarzımızı Hafif modifikasyonlar, update'ler yapabiliriz. Diyeceksiniz ki ideal giyim tarzı nedir? Arkadaşlar bunu kabul edersin ya da kabul etmezsin. Ben sadece söylüyorum ama bu en çok beğenilen giyim tarzı olduğu söyleniyor. O da ne? Sadelik. Neden sadelik daha çok beğeniliyor aslında? Çünkü içerik sensin. Sadece içerik sensin. Şatafatla, aşırı makyajla ya da gösterişten bağımsız bir şekilde tamamen içerik sen olmuş oluyorsun. Aslında dışını ne kadar parlatmaya çalıştığın zaman bu senin içeriğinin önüne geçiyor. İşte sadeliği güzel kullanmak, sadeliği dengeli kullanmak çok önemli. Zahmetsizlik dedik ya, hava atmaya uğraşmıyorlar. Kendilerine bakım gösteriyorlar ama karşı taraf için hazırlandığıyla ilgili bir hissiyat oluşturmuyor. Bir yere gitmiştim çok da önemli bir toplantıydı. Ben de hani böyle çok özene özene gitmiştim. Böyle sakalları böyle olağanüstü kesmiştim. Böyle saçlarımı kesmiştim. İşte kıyafetlere falan aşırı bir şekilde özenli bir şekilde gitmiştim. İnanın o cool bir duruş değil aslında arkadaşlar. Kendi tarzınla hani bu tarzla gittiğinde kendi elbiselerinin içinde ne kadar rahat olabilirsen ve o rahatlık da bedenine ve ruhuna yansıdığı için kasmıyorsun. Hava oradan geliyor aslında. Başka taraf için uğraştığını ve başka taraf için zahmet verdiğini hissettirmemen lazım. Bu İlk buluşmanızda da böyle karşı cinsle. Herhangi bir şekilde gittiğinizde böyle. Ama bu zahmet göstermeme durumun kendine özensiz olmamalı. Senin doğal halinde temiz olmalı, bakımlı olmalı. Ve kendi karakterini ortaya çıkartan bu sadelikle birleşmeli. Çok dikkat sadelik basitlik değildir arkadaşlar. Hani sadeliği basitlikle karıştırmayın. Basit bir şey davranmak değil. Sadelikte de bir derinlik vardır. Renklerin da uyumundan hani kullandığınız aksesuarlara kadar. Sadelikte ne vardır? Bileğine kadar aksesuarları doldurmana gerek yoktur. Bir tane bir şey takarsın ama o çok anlamlı bir görüntü verir. Çoğu zaman hani erkekler bu doğallığa bu organikliğe ve otantikliğe daha fazla çekiliyorlar. Hani aşırı makyaj, aşırı bir frapan bir elbise, aşırı görüntüler aslında senin onun için çok kastını gösteriyor. Hayır rahat olman çok daha önemli. Burada o elbiselerinde o rahatlık ve güveni verebilmen çok önemli. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Bu kendi düşüncem ve tarzım da değil. Araştırdığım konularla ilgili. Mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. İnternette bakıyorum mesela erkeklerin arzu duyduğu kadınlar işte şöyle ifade ifadelere denk geliyorum. İşte hafif göbekli olmalıdır, kalçalı olmalıdır. Erkekler böyle bunlardan etkilenir. Şimdi arkadaşlarım bu da güzellik gibidir. Kişiye göre değişir. Nedense bu tarz videolarda insanlar kendi zevklerini, kendi istedikleri tarzı hep anlatıyor. Ben olabildiğince size kendi tarzım ya da sistemim, kendi duygularım, düşüncelerimden kopuk evrensel bir şeydir. Bu da güzellik gibidir. Kimine göre bir toplusu hoşuna gider, kimine göre hafif göbeklisi, işte hafif kalçalısı hoşuna gider, kimine göre daha atletik olan birisi hoşuna gider. Şimdi bu kişiye göre güzellik gibi değişen bir kavramdır. Bu yüzden kendi tarzını, stilini bulman çok önemli bir şey. Aşırı dar giymek de iyi bir şey değil. Ne çok dar olacak ne çok geniş olacak. Yakışını bulmak, kendi estetikliğini bozmaması çok önemli. Kadınlarda mesela şunu görüyorum. Beli müsait değil. Hani kendi yakıştırır, yakıştırmaz. Önemli değil. Ama o estetik bir görüntü vermiyor. Belin tamamen açılması. Şimdi bel bir vitrin ve bel merkez noktası çok önemli. Darlık bedeninle uyumluysa güzel. Hafif bir genişlik ama çok aşırı değil. Bedeninle uyumluysa güzel vücudunuza tam olarak oturan elbiseler ve renklerin uyumuyla giyinmek ve belinizi vurgulaması. Beliniz hazırsa belinizi vurgulaması burada çok havalı gösteriyor. Bel vitrin. O yüzden kadında da vitrin, erkekte de vitrin arkadaşlar. O çok havalı gösteriyor. Şimdi havalı kadınlarda üçüncü çıkardığım başlık ise düşünce stilleri. Düşünce stilleri, bilgileri devamlı güncel. Yani her konudan konuşabiliyorsunuz yanlarında. Çünkü çok okuyorlar, çok araştırıyorlar. Hani erkekler sadece cinselliğe, işte görselliğe bakan varlıklar değiller aslında sadece erkek görsel bir varlıktır diye özetlenecek kadar tamam kadına göre daha basit varlıklarız. Kadın daha kompleks beyni, biyolojisi geleceğiz oraya cinsellikte. Ancak erkek o kadar da basit değil arkadaşlar. Yani laf lafı açmasından, konuşmasından çok etkilenir erkeklerde. Konuşmanın devamlı akmasından çünkü cinsellik bir yere kadar, aşk tutku bir yere kadar ondan sonrası işte her konuda konuşabilmek maharet ondan sonra başlıyor. Bu yüzden de hani bu havalı kadınlar da çok güncel kalabiliyorlar. Kendilerini güncel tutuyorlar. Her konuda bilgileri var. Özellikle giyim ve tarz moda konusunda kendilerine ait bir modaları var. Zamansız bir modaları var. Hani o modayı takip etmeyi kastetmiyorum. Gayet şık, üzerine yakışanı Buluyor ve giyiyor. Neyse düşünce tarzındayız şimdi. Düşüncelerini, bakış açısını geliştirecek fikirler öğreniyorlar. O fikirlerin sağlam olduğundan eminler. Ve ortamlarda o fikirleri söylüyorlar. Ve o fikirlerde satışı olan fikirler. Yani ortamlarda satılacak güzel bilgiler ediniyorlar. Önemli bir şey. Fikirlerini açık ve cesur bir şekilde söylüyorlar. Balık kadınlar da köşeli ve kapalı değiller bakın. İçe kapanık olmak ayrıdır. Bazen içe kapanık olduğunda çok cool durabilirsin ne zaman olacağını biliyorsan. Ama burada kastettiğim değişime açık, yeniliklere, farklılıklara açık tarzları var. Ne demek? Ya farklı yemek yemekten tutun da başka bir restoranta gitmekten, deneyimi zenginleştirmeye kadar macera dolular. Bu yüzden arkadaşlarım çok net, tek kelimeyle özetle desene Erdem, güncel kalın. Güncel kaldığında her konuda çok çok havalı oluyorsun. Bu arada bu dediğim şey erkekler için de geçerli. Hani her konudan konuşabilmek becerisi kazanılan bir beceri yani bir doğuştan gelen bir yetenek değil. Sakıp Sabancı'nın eskiden bir sözü vardı mesela. Bir alanda çok şey bilin, her alanda da bir şey bilin diye. E gerçekten bir alanda çok şey bil. Kadınlar genelde böyle kişisel gelişimde, ilişkilerde zaten bu alanda çok çok şeyler biliyorsunuz. Burçlarda, astrolojide vesaire. Diğer alanlarda da mesela özellikle mesela erkeklilerle erkeklerin ilgi duyduğu konularda konuşmak Erkekleri çok etkileyen bir şey mesela baktığınızda. Hep erkekler çünkü bunu arıyor. Bilgisayar mesela diyelim ki. İşte finans diyelim ki mesela. Bu gibi konular. Dördüncü nokta pozitif enerji saçmaya gelmeyeceğimi sandınız. Kendilerini seviyorlar. Bunun yaşam enerjisi, neşe, kıvılcımları saçtığının tamamen farkındalar. Çünkü zaten karşı cins de, hani biz de konuşkan böyle enerjik daha kıvılcımı yüksek böyle e, karşı cinsse böyle olduğu zaman daha fazla erkekler çekiliyor. Böyle bir yapımız var. E, kadınlar da böyle aslında. Erkekler de daha özgüvenli, daha işe yarar olduğu zaman kadınlar da erkeklere çekiliyor. Bu bir değer katıyor. Bir değer katıyor. Bu değeri kazanmanın sırrı da Kendinizi sevmeniz ve bunun sırrı ne diye soracak olursanız bakın araştırdığımızda bir tutkuları var bakın. Gerçekten havalı kadın tutkulu kadındır. Burada havalı kadın figürünü çok iyi oturttuk değil mi? Böyle aşırı makyaj yapıp aşırı miniler yapıp aşırı gösteriş şaşalı giyinen işte şuradayım buradayım diye böyle şeyleri kastetmiyorum bakın arkadaşlar. Havalı kadın zahmetsizce bunları otantikliğinde uyguluyor. Özünde tutkuları var ve tutku kolikler. Burada en iyi gelinecek nokta yaptığınız işle tutkunuzu birleştirebiliyorsunuz. hani bundan sonraki gelinecek aşama muhteşem bir şey. Şimdi bunu dediğim zaman şunu da çok duyuyorum. Peki tutkum ne? Ben tutkumu bilmiyorum ki. Hani nasıl bulabilirim tutkumu? Tutku inanılmaz bir enerji veriyor ve inanılmaz havalı gösteriyor. Bir ortamda çünkü tutkulu bir insanla tutkusuz bir insanın enerjisini bakarak söyleyebilirim. Kadında da erkekte de arkadaşlar. Hayallerinden anlatır, enerjisi yüksektir. Cıvıl, cıvıl yani aşkla yapıyordur her şeyini. Hani Ken Aldoğlu'nun bir sözü var ya ne yapıyorsan yap, aşkla yap. Tutkunu bulamadın. Ne yapabilirsin? Arkadaşlar tutkusunu bulmuş birini taklit edin. Eğer iyi bir tutkusu varsa taklit edin. Ben de böyle başlamıştım mesela 19-20 yaşlarında. Tutkum ne diye kendimi keşfetme yolculuğunda ilerlerken ben de hafıza teknikleri hızlı okumayla başlamıştım. Yani Tony Buzan onu mesela onun tutkusunu taklit etmiştim. Sonra kendi tarzımı bulmuştum. Hafıza tekniklerini çok 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 bayağı bir yani onların onun kitaplarını okuduğum aynen onun gibi düşünmeye çalıştım. Yani hoşuna giden ilham aldığım birinin tutkusu varsa al onu kendine kat. Bir süre sonra kendi tarzını yüzme tarzını bulacaksın zaten. En güzel yöntem bence bu. Bu yüzden de işte adamı kafaya takmıyorlar arkadaşlarım. Havalı kadınların tutkusu olduğu için merkezinde tutkusu var. Merkezine adamı alıp adamın peşinde koşmuyor. Tutkusunun peşinde koşuyor. Adam da ona takılıyor işte bu yüzden. Adam peşinde koşmaya başlıyor. Yani gördüğüm noktada bunları çok net bir şekilde tabi bunun travması vardır bilinç dışında başka bağlanmayla ilgili sıkıntıları vardır bu istisnaları söylemiyorum bir, beşinci nokta çok önemli şikayet yok suçlama yok elbette can sıkıcı şeyler hayatla ilgili problemler onların da başına geliyor iştişare edebiliyorlar şikayet etmeden istek isteyebiliyorlar, yardımı dokunabilecekse. Ancak şikayet etmiyorlar. Suçlamıyorlar başkalarını. Senin yüzünden oldu, böyle oldu diye. Kaybedenler kulübünün kuralları olduğunu biliyorlar suçlamanın ve şikayet etmenin. Bir de suçlama ve şikayet arkadaşlar enerjiyi çok azaltan da bir şeydir. Mesela birini suçladığında ya da şu yüzden bu yüzden oluyor ya da bir şeylerden şikayet ettiğinde karşı tarafta sevgiye daha az yer kalıyor. Şöyle bir söz vardır mesela. Hani yargıladıkça sevgiye az yer kalır diye. Ayrıca şöyle bir söz var. Birini eleştirdiğiniz zaman böyle yıkıcı bir şekilde eleştirel olduğunuzda ...hiç de sempatik gözükmezsiniz. Gerçekten de öyle. İşte orada rahatlatıyor kendini ama... ...hiç de sempatik olmuyoruz. Karşı tarafa verdiğimiz enerji açısından. Altıncı noktada suslus olmuyorlar. Ne oluyorlar? Eyleme dönük oluyorlar. Daha maceracı oluyorlar. Daha serüveni seviyorlar. Ve eyleme dönük oluyorlar. Konuşkan olmak değil. Dediğim gibi. Yani öyle çok konuşmak... ...ya da çok konuşmak... ...ya da boş konuşmak değil. Suslusluktan kastettiğim... ...her konuda konuşabilmek için... Kendine yaptığı yatırımı kastediyorum aslında. Flört etmenin sıkıcı ve monoton olma noktasına gittiği noktada buna izin vermiyorlar. Hemen bir sürpriz yapıyor mesela. Farklı bir şey denemek için bir teklifte bulunuyor, bir fırsatta bulunuyor. Bir şeyler keşfedici şeyler söylüyor, farklı şeyler söylüyor. Kadınların mesela adamdan da hep, hocam hep ben söylüyorum bir şeyler yapacağımızı. Ama mesela çok ilginç, senin söylemen ya da adamın söylemesi bence fark etmez. Hani adam söylemiyorsa senin eyleme dönük bir şekilde bunları yapman hani senin yapıyor olman bunu seni eril enerjiye sahip birisi yapmaz. Adam da dişli enerjiye sahip birisi yapmaz. Hani yönlendirme başka bir boyuttur. Belki sen fikri atarsın ortaya orada yönlendir adam seni. Ya da yani bunlara takılmayın arkadaşlar. Yeni aktiviteler, böyle maceracı olmanız daha unutulmaz yapıyor. O işveli, o ele avuca sığmaz enerjiyi erkekler çok çok seviyor arkadaşlar. Yedinci nokta arkadaşlarım. Çevrelerindeki insanlara faydalılar. Sınırlarını da çizmesini biliyorlar. Yani bu faydalı olmanın onları suistimal edecek, istismar edecek duruma gelmesine izin vermiyorlar. Mutluluklarını başkasının mutlu olması için heba etmiyor. Kendi de mutlu ediyor. O mutluluğun enerjisiyle o enerjisini sunuyor. Karşı tarafın onu manipüle etmesine böyle fırsatlarla ya da güzel cazip tekliflerle böyle havalı kadınların özelliklerinden birisi bu. Onu manipüle etmesine eğer ki istismar varsa eğer suistimal edici yaklaşımlar varsa buna izin vermiyor. Kendi kaynaklarını kullanmayı tercih ediyor. Bu durumda onları daha bağımsız yapıyor. Bağımsız olduğu için de o elektrik çok daha hıvılcım yayaya ulaşıyor. Yaya hayatın içinde böyle yayılarak ilerliyor arkadaşlar. Sizin de aklınıza gelen böyle özellikler varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. umarım hoşunuza gitmiştir. Havalı kadın olmakla ilgili bir tarif yaptık. Bence en önemlisi havalı olmaya çalışmamak. Havalı olmaya çalışmadığında kendi otantikliğinde çok daha iyi oluyorsun ve güncel kaldığında da o havayı zaten kendi enerjinle yükseltiyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.